Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir 3 boyutlu yazıcı aldım. Cihazım bu. Şimdi bu cihazla ilgili biraz bilgi vereceğim sizlere. Ben de öğrenebildiğim kadar tabi. Yeni aldım cihazı. Şimdi bir ayarlarını falan yaptım. Tablo ayarlarını. Onların ilgili her şeyi bahsedeceğim. Şöyle bir şey yazdırmaya çalıştım. Bu ilk yazdırışım değil. Bu 3. 4. yazdırışımda buraya kadar gelebildim. Şunlar daha önceki yazdırmalarımdan kalan kırpıntılar, saç şeklinde. Bazı ayarlar var, ayarların yapılması gerekiyor. Şimdi ben de yeni yeni öğreniyorum. Hazır yeni yeni öğrenirken de bulduğum şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. İhtiyacı olanlar olabilir ya da bu işe böyle bir şey yapmak istiyor olanlar olabilir. Nasıl olur diye. Şimdi şu anki sıkıntım, şeyi ısıttım nozulu bu arada. Şuradaki lavazingonun adı. Yani bu yazma işini sağlayan kalem ucu, artık ne derseniz adına, nozul. Bu plastiği buradan eritip şu uçtan, bunların şeyleri var, daha incesi daha kalın. Gördüğünüz gibi bu dün geceden kalan, daha önceden kalan şeylerin pislikleri buralara yapışmış. Bunlar da tabi şey yapıyor, cihazın çalışmasını etkiliyor. Ya bunlara bu kadar kullanacağım ama çok sağlıklı değil. Neticede burada sensör, şu beyaz sensörün şeyi, bu da ısıtma, uzun ısıtmanın kabloları. Şunlar biliyorsunuz yanmaz şeyle, yanmaz makaronla gelmiş oraya. Şimdi ben bir nozulu ayarlayayım ısısını, ondan sonra size yavaş yavaş bahsedeyim. Cihazla ilgili öğrendiğim püf noktaları ya da sizlerin paylaşacaklarınız varsa. Evet arkadaşlar, az önce dediğim gibi sıfırdan, ben de sıfırdan başladım. Birkaç günlük bilgi araştırmam var. Sağdan soldan, bilgisayardan, işte bunu bilen arkadaşlarımdan. Yani ben de sizlerle aslında öğreniyorum ve öğrendiklerimi paylaşıyorum. Yani burada söyleyeceğim hiçbir şey kat'i bir bilgi değildir. Yaşayarak gördüklerimdir. Ha, sizin bunun üstüne koyacağınız bir şey varsa lütfen yorumlarda paylaşın. Şimdi 3 boyutlu yazıcı X, Y ve Z ekseninde olup, yani bu tablo üzerinde her noktaya ulaşabilip işte şey yapabilen, böyle plastik eritip bu filament deniliyor. Bu PLA plastikleri buradan gönderiyor. Şurada bir ısıtıcı ağız var. Isıtıcı hazne var. Sonra bir ağız var şu fanın altında. O az önce gösterdiğim incecik ağızda yazmaya başladı bu arada. O incecik ağızdan üfleyip şey yap, eritip malzemeyi, şimdi yere değdim, gördüğünüz gibi şimdi yazmaya başladık. Ben çizim yükledim, bu arada bakalım yazacak mı diye. Böyle sıfırlıyorum aslında ama şu anda mesela şeye ağzı değmiyor, yani tabana, gördüğünüz gibi. Ama şurada ayaklar var, bu ayaklardan bu ayarlar yapılıyor. Bunu da şey yapacağım, sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu cihazı, makineyi anlatayım size. Dediğim gibi bu 3 boyutlu yazıcının hikayesi arkadaşlar. X ekseni, Y ekseni, yatay ve Z ekseni. Yukarıdan aşağı. Bu eksenlerde hareket ediyor. Ve bunlarla ilgili de bu hareketleri sağlayan motorlar var. Şu gördüğünüz gibi 17 kanallı motor diye adlandırılan motorlardan 5 tane var. Bir tane burada var. Bir tane şurada var, bir tane şurada var. İkisi balans düzgün şey yapsın diye. Bir tane şurada var. 5 tane motor var. Ve Arduino beyni var. Onları biraz daha araştırınca, tam isim burası biraz karışık. Çünkü o da soğutma fanı falan. Onların hepsini aktaracağım. Şimdi bir şey seçtim yazdırması için. Bu yazdırma işi biraz zahmetli. Burada. Şimdi yazmaya başladı. Yazmaya başladı da. Yazdığı gördüğünüz gibi burada tutturamadı, yapıştıramadı yani. Yapıştıramayınca da böyle saçmalıyor. Çünkü o bilemiyor yapıştırmadığını. Aslında buna bir zaman sonra bir sensör mensör bir şey icat etseler.
Şimdi dediğim gibi bütün yönlere yatay ve dikey olarak bu tablo üzerinde bütün noktalara işte yüksekliği neyse, benimkinin yüksekliği 18 yanlış bilmiyorsam 20-20-18 ölçüleri. Yani bu ölçülerde herhangi bir şey, büyüklükte herhangi bir şey yazdırabiliyorum bu makineyle. Tabii o sıfıra sıfır olmaz. Gene onun bir şey payı vardır illaki. Şimdi cihaz bu şekilde. Cihazın mekaniğinde işte bu mesela switchler var. Buraya çok fazla geldiğinde hani limitin dışına çıktığında durdursun diye. Bir tane burada var. Bir tane şu aşağıda var. Bir tane de arkada var. Üç düzleminde. Yatay, dikey, X, Y, Z denilen düzlemlerin hepsinin bir durdurma switch'i var. Onun dışında ısıtıcı ağız en önemlisi zaten. Bütün işi yapanlardan bir tanesi o. Bu şekilde gördüğünüz gibi sağa sola, yukarı aşağı şu motorlar sayesinde ulaşırken tabloda hareket edip ileri geri hareketini yapıyor. Burada ekran da basit bir ekran zaten. Cihazların çoğu micro SD kartla çalışıyor. Telefonların içindeki micro SD kart. Şurada görüyorsunuz. Bilgisayara da bağlanılabiliyor. Ama bilgisayardan yazdırma hikayesi bayağı zahmetli bir iş oluyor. Çünkü bilgisayarın da açık kalması gerekiyor bu yazdırma işini cihaz yaparken. Şimdi ben güya yazdırıyorum ama hiçbir şey yok. Bir de ağzı tıkandı. Orada bir ayar yapmam gerekiyor. Böyle düz bir zemine güzelce oturtup bu tablayı ve cihazı ayarlamak gerekiyor. Ayar en temel işi yazdırmadan önce. İlk çalışmanın ilk yazdırmanın nasıl yapılabileceği. Tabii ben de başarabilirsem. Gördüğünüz gibi şu anda çok da başarılı değilim. Az önce yine Nuzul'un ağzından bir kocaman plastik aldım. Onu tek elle yapamıyorum. Şimdi ayarlardan bunu durdurayım. Boş yere böyle acı çekmesin. Şimdi dediğim gibi tabla ısınıyor. Ağız ısınıyor. Ağızın ısınma dereceleri 200-210 derecelerde falan normal yazması. Tablanın ısınma derecesi 50 derece falan. Bunların hepsine yazdırma için çalışırken siz bilgisayardan bunu Cura programı, Cura programı ile yapıyorum ben. Ücretsiz bir uygulama. Orada yazıcınızı seçiyorsunuz. Hangi model marka yazıcınız varsa. Orada otomatik olarak birçok bilgisi çıkıyor yazıcıyı seçtikten sonra. Ama siz mesela bunu denediniz. Dediniz ki şu kenarı çok ince oldu. Biraz daha kalınlaştırayım. O programdan hepsini bunu yazdırma sıcaklığına varana kadar tabla sıcaklığı, işte ağız sıcaklığı, işte ne kadar hızlı ittirsin şeyi hepsini oradan. Orası apayrı bir dünya, orası bayağı bir iş. Şimdi ben temel yani yazıcının kendisinde yapacağınız işlerle ilgili paylaşım yapayım önce. Sonra o programı da öğrendikçe programla ilgili bilgiler veririm. Şimdi yazıcının ayarı. Cihazı tabla ayarı dediğimiz ayarı, yani yazdırmaya başlamadan önce cihazı kurduktan sonra ya da cihazı bir yerden bir yere hareket ettirdikten sonra çoğu zaman çıkan sıkıntılardan bir tanesi tabla ayarı. Tabla ayarı olmayınca yazdırmaya başlayamıyor. Başlamayınca da böyle yani abuk sabuk şeyler yapıyor. Tam olarak düzgün çalışamıyor maalesef. Şimdi tabla ayarını gösteriyorum. Tabla ayarını yapmak için önce ekrandan hazırlığa girdim. Motorları durdurlar. Motorları durdurdum. Motorları durdurunca gördüğünüz gibi bunu sağa sola ileri geri oynatabiliyorum. Şimdi ikinci hamlede de motorları durdurduktan sonra bir bu şekilde bir not kağıdına ihtiyacımız var. Ama ondan önce ayarlara geri girip ben şimdi sıfırladım, gördüğünüz gibi ışık yanıyor. Yani nozulun ucu tablaya sıfır şu anda. Eksenleri sıfırla diye bir seçenek var. Bununla bir deneme, yani ön çalıştırma yapabiliyorsunuz. Kendisi de ortaya gidip orta ekseni sıfırladı şu anda. Şu anda sıfır. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi eksenleri sıfırladıktan sonra Z ekseni üzerinde bizim işimiz. Motorları durduruyoruz. Şimdi Z eksenini sıfırladık. Yani tablaya nozzle yapışık durumda şu anda. Bu kağıdı alıp böyle altına sürüyoruz. Böyle belli belirsiz geçmesi lazım. Yani kırılmadan geçmesi lazım. Ama nozzle'a ucuna değecek de. Yani o kadar da boş geçmeyecek. Önce şöyle dört noktada denememizi yapıyoruz.
bu kolaylıkla altından geçiyor olacak ama hafif de ısıracak bu kağıdı. Nozzle'ın ağzı şeye değiyor olacak. Nedir onun ismi? Şöyle odaklayabilirse. Tam şurada. Nozzle'ın ağzı gördüğünüz gibi çok ince bir boşluk olacak sıfırladığı zaman. Bu ışık yandığı zaman. Sonra bunu bu köşede deneyim. Şu alttaki ayar vidası. Arkadaşlar bunu gevşeterek. Şimdi ters bir sistem bu. Yani şöyle odakladı. Şimdi bunda yay var. Yaylı sistem bu. Gevşettiğiniz zaman sıkıyor. Yani tablayı yukarıya doğru salıyor gevşetince. Yani vida çevirir gibi. Vidayı sıkarsanız sol elimle göstereyim, sağ elimle göstereyim. Vidanın sıkma yönü şudur. Yani eliniz dışa doğru döner. Bunda dışa doğru sıkarsanız aşağıdan vidayı sıkmış olursunuz. Yani ters işlem yapmak lazım. Gevşetince yukarıya doğru, sıkınca aşağıya doğru. Bu tipte. Bazı tiplerde direkt tornavidayla olan var. Ama genelde makinalarda bunun daha büyüğü. Bu çevirmeli. Daha kolay. Bunu bu şekilde motorları boşaldığımız için rahatlıkla yapıyoruz. Bütün köşelerde kağıtla aynı işlemi, alttan geçirme işlemini yapıyoruz. Ben şimdi kendi ayarımı bozmamak için bunu tam manasıyla yapmıyorum ama matematiği mantığı bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle ortada da aynı şekilde. Bütün köşede, dört köşede zaten bu ayarlardan var gördüğünüz gibi. Burada da var bir tane. Bir tane de orada var. Bütün köşelerde bu kağıtla geçecek. Yalnız bu işlemi yaparken kağıda veriyorsunuz ağırlığı. Sakın tablaya bastırıp yapmayın. Çünkü tabla hassas, bastırınca gevşeyecek. Şöyle bütün köşelerde yapıyoruz bu işlemi. Gördüğünüz gibi. Şimdi yazdırma işlemini de bu işlemi bu şekilde ayarladıktan sonra düz bir zeminde makineyi oynatmayacağınız bir yerde ayarlıyorsunuz. Bütün işlem ortada başlıyor. Yani bunun en merkezi bu cihazın başlama yeri, başlama noktası. Önce ortaya dokunduruyor tam merkeze. Ondan sonra etrafını yazmaya başlıyor. Şimdi buradaki püf noktası bu ayarı yaptınız. Esas önemli konuya geçiyorum. Bu ayar bu kadar basit. Bu ayarı yapıyorsunuz. Sonra da eksenleri buradan ayarı düzgün yaptıktan sonra hazırlıktan eksenleri sıfırla diyorsunuz. Cihaz kendisi geliyor. Eksenleri sıfırlıyor. Sonra bu yaptığınız işlemi hazırlıktan gelip kontrolün içindeymiş. Kontrolün içinde hafıza yağı var. Hafıza yağına basılı tutup şu sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradaki püf noktasını söylüyorum. Şimdi bu işlemi düzgün bir şekilde bütün noktalarda yaptınız. Düz olduğunu, buranın, bu zeminin düz olduğunu, makinenin oturduğu zeminin de düz olması gerekiyor. Dümdüz bir zeminde. Bu ayarların hepsini yaptınız. Sağlam olacak. Makine öyle hareketli bir zeminde olmayacak. Masanın üstüne koyduğunuz zaman masada makine ne kadar sağlam olursa o kadar stabil, düzgün yazar arkadaşlar. O yüzden de görüyorsunuz alüminyum kasaya sahip benim cihazım. Plastik kasalarda bazen esneme olduğu söyleniyor. Şöyle bakarsanız gayet böyle mıh gibi sağlam yerinde olması gerekiyor. Düzgün bir yazım için makinenin. Neyse. Bu şekilde oturtturduktan sonra şimdi ayarımızı yaptıktan sonra bu kağıtla gösterdiğim şekilde bütün noktalarda kağıdı yine söylüyorum hafif ısıracak. Yani üstteki nozula da değecek, alttaki şeye değecek. Çok rahat da geçmeyecek, çok zor da geçmeyecek. Rahatlıkla girip çıkacak altına. Ayarınızı yaptıktan sonra geliyorsunuz. SD'den yazdır. Bu arada bir püf noktası daha. SD kartın içerisinde birden fazla şey atarsanız biraz zorlanıyor. O zaman o yüzden her seferinde ben bir tane, her yazdırmaya bir tane şey atıyorum. 5'i 10 olduğu zaman onun içerisinde gezmek zorunda kalıyorsunuz. Hangisiydi hangisiydi. O yüzden ismini de düzgün yazın ki özellikle belirleyin. Bu da bir püf noktası. Buraya geldiğiniz zaman kafanız karışmasın. Şimdi SD'den yazdıra giriyorum. Ben yazdıracağım şeye tıkladım. Şimdi tabla ısınıyor. Tabla ve nozzle ısınacak. Ayarladan ne ayarladıysam. Şimdi buradaki püf noktası, burada bekliyorsunuz başında makinenin. Baktınız düzgün yazmıyor. Sağa sola kaydırıyor. Hemen buradan şu ayaklardan müdahale ediyorsunuz arkadaşlar. Hafif hafif sıkarak ya da gevşeterek. Uzaksa gevşetiyorsunuz nozzle'la tabla. Yakınsa biraz, çünkü yakın olması da yani sıfır olması da sıkıntı. Çünkü bu sefer
filamenti ittiremiyor. O zaman da saçmalıyor. Tam böyle bir ayarda olması lazım. Kağıt ayarı birçok zaman tutar. Sıkıntı çıkarmaz ama sıkıntı çıkarırsa da direkt yazdırırken, daha dış çeperi yazdırırken şeye geçmeden bunlarla hafif hafif oynayarak, çok yarım yarım döndürerek yani ayarlayın. Tam baktığınız düzgün yazmaya başladı. Daha fazla dokunmayın. O ayarda kalsın. Oradan devam eder. Ama kağıt ayarı bile, dediğim gibi kağıt ayarı yaptıktan sonra bile bazen şey olmayabilir. Gerçi nadiren ama öyle bir ihtimal de var. Öyle olduğu zaman da çözümü bu şekilde arkadaşlar. Bunlardan oynayarak hafif hafif ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi ben bir yazdırma sıcaklıklarına ulaşsın. Bir yazdırsın. Bir de yazdırdığından başlangıcını biraz çekeyim sizlere. Ne oldu? Ayarımız nasıl olacak? Bir bakalım. Evet. Şimdi makine yazdırma noktasından başlayacak. Gördüğünüz gibi tam ortaya değdiriyor. Kalkıyor. Şimdi yazdırmaya başlıyor. İşte bahsettiğim hikaye tam burada yazdıramadığı zaman, saçmalamaya başlarsa eğer yazdırma işinde, tam burada bu ayarlarla şu anda gördüğünüz gibi bunda bir sıkıntı çıkmadı. Çünkü ayarımızı iyi yaptık. Daha önce denemesinde yapmıştım zaten. Şuradan hemen daha bu işlemi yaparken ya da çeper seçtiğinizde, kura programında bu arada çeper falan seçebiliyorsunuz. Kenar falan yazdırmadan önce. O ayar daha onu yaparken baktınız yazmıyor. Hemen buralardan tük noktası bu. Bu şimdi yazmaya başladı. Gördüğünüz gibi herhangi sıkıntı görülmüyor şu anda. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Gelişmelerle, öğrendiğim şeylerle sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Herkese kulağa gelsin.